İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması CHP'li Özgür Özel'le İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı da karşı karşıya getirdi. Özel'in iddialarına Çataklı karşılık verince gece boyu sosyal medyada söz düellosu yaşandı. Bakan yardımcının İsmail Çataklı'nın kardeşi yurt dışında FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenmişti. CHP'li Özgür Özel'in o sözleri yeni polemiğin fitilini ateşledi. Çitneki değil. Özel'in hedefindeki isim bu kez İçişleri Bakan Yardımcısıydı. İsmail Çataklı sosyal medyadan karşılık verdi. Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım hakkında ihbar var dedi. Bu kazanımlarımızın birilerini rahatsız ettiğini ve etmeye devam ettiğini de biliyoruz. Çataklı tepkiliydi. Sözü Özel'in yakın çevresine getirdi. Sen kardeş konusuna girecek en son kişisin. Biyolojik kardeşinin durumu belli. Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı da DHKPC yöneticiliğinden içeride paylaşım yaptı. Görülebilir bir arıza. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Kozağaçlı'ya verilen hapis cezasına Özel tepki göstermişti. Kardeşi Barış Özel'in ise sosyal medyada bazı örgütlere güzelleme yaptığı iddia edilmişti. İBB'deki süpürgeciye diyor ki senin biraderin bir terör örgütüyle ilişkisi varmış. Özel'den de Çataklı'ya yanıt geldi. Benim kardeşimin nesi var? Hadi açıkla. İBB çalışanı olunca kardeşinin suçunu hem kendisine hem belediyeye çektireceksiniz. FETÖ firarisi kardeşini sorunca çamura yatacaksınız. İşte sizin ahlak ve adaletiniz dedi.